geçtikten sonra gelecek olan konsumuz aynı sizin görevinize devam eder. Çünkü bu gibi yerlerde gençlere, sizlere, okumuşlara, üniversitelere ihtiyacımız vardır. Ben tekrar hepinize hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. Tanrı Bey, bize ev sahipliği yaptığı için çok teşekkürler. Sayın Başkonsolosum, FAMİS'in Büyük Yüksel Aile Danışma Merkezi Müdürü Sayın Tekin Deniz, saygıdeğer vatandaşlarımız, sayın öğrenciler, sevgili öğrenciler, saygıdeğer veliler. Haydi gençler üniversiteye bir slogandan fazlası olsun, hakikaten bir anlam ifade etsin. İnsanlar Türkiye'de bu kadar sınavlara giriyorlar, zorlanıyorlar. Brüksel'de, Belçika'da sınav yok, bunun farkında olunsun. İnsanlar bu fırsatı kaçırmasın istedik. Ve FAMİS'in öncülündeki bu Haydi Gençler Üniversiteyi kampanyasına başkonsolosumuz olarak destek verdik. Geçen sene de bu toplantıların benzerlerini Şarlova'da, Liège'de, Brüksel'de yaptık, Verviye'de yaptık. Şimdi 2016 yılında önce Brüksel'de başlamıştık başkonsolosumuzla. Şimdi de bunu Şarlova ayağında yapıyoruz. Müsaadenizle konuşmasını yapmak üzere başkonsolosumuz Sayın Ali Barış Ulusoy'u davet ediyorum sahneye. Sevgili gençler, değerli anne babalar, sayın dernek başkanım ve kıymetli dernek yöneticileri, basın mensuplarımız, Türk Üniversite öğrencileri lisede öğrencilerimizle buluşuyor temalı kahvaltılı ve buluşma etkinliklerimizin bu yılki ikincisine sizler de hoş geldiniz. Biz az önce konsolosumuz Yavuz Bey de biraz aktarmaya çalıştı. Esasen bu etkinliklerle neyi amaçladığınızı ben müsaadenizle biraz aktarmak istiyorum. Amacımız şüphesiz kampanyanın adından da Haydi Gençler Üniversite kampanyasının isminden de anlaşılacağı üzere buradaki gençlerimizi, özellikle lise çağındaki gençlerimizi üniversiteye, yüksek öğrenime teşvik etmek, onları cesaretlendirmek. Bunu niçin istiyoruz? Çünkü buradaki Belçika Türk toplumu 50 yıllık mazisine rağmen maalesef özellikle yüksek öğrenim anlamında, üniversiteden mezuniyet anlamında tatminkar bir seviyede değil. Ve burada üniversitede ücretsiz, üniversite eğitiminin ücretsiz olmasına ve üniversitelere girişim büyük ölçüde sınavsız olmasına rağmen maalesef hem üniversiteye giren gençlerimizin sayısı son derece kısıtlı olduğunu görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak da üniversiteden mezun olan gençlerimizin sayısı da hayli düşük. Nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız? Tabii üniversiteye tahsili gerektiren kadrolarda avukatlık olsun, doktorluk olsun, mimarlık, mühendislik gibi mesleklerde olsun maalesef çok fazla Türk göremiyoruz. Çünkü üniversiteye giden fazla gencimiz olmayınca haliyle bu kadrolara gelebilecek gençlerimizin sayısı da hayli sınırlı oluyor. Peki bu durum nasıl bir sonuca yol açıyor? Bu durumda ne kadar burada sayıca kalabalık bir toplumda olsak Belçika'da maalesef Türklerin, buradaki Türk toplumunun genel toplum içerisindeki görünürlüğünü, ağırlığını ister istemez olumsuz bir şekilde etkiliyor ve sınırlandırıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tabii yapılması gereken öncelikle bu kısır döngü kırmamız gerekiyor. Ve bunu kırmak için de elbette hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu öyle bir çalışma ve öyle bir kampanya ki aslında toplumun tüm kesimlerine, gençlerinden tutun, anne babalara, biz konsolosluk çalışanlarına, dernek yöneticilerimize, belki sıradan insanlarımıza kadar herkese düşen çok şey var. Ama burada yapılması gereken güçlerimizi birleştirip, elimizi hep birlikte taşın altına koyup çalışmak ve bu konudaki kısır döngüyü kırmak. Biz de bu çerçevede Brüksel Başkonsolosu olarak Brüksel Aile Danışma Merkezi FAMİ'nin Haydi Gençler Üniversite kampanyasına partner olarak destek vermeye karar verdik. Bu çerçevede geçtiğimiz 2015 yılından bu yana belki de en aktif partner olarak bir takım toplantılar düzenliyoruz. Sizler de belki bazıları hatırlayacaksınız. Geçen sene yine hemen hemen bu aralar burada yine Şarlıurfa Hazreti Hatice Camii Derneği'nin yönetiminin değerli ev sahipliğinde burada bir toplantı yapmıştık. Ve biz istedik ki bu toplantılar sürekli olsun. O yüzden 2016 yılında da bu toplantılarımızı planladık ve geçtiğimiz Şubat ayında Brüksel'de başkonsolosumuzu yaptığımız ilk toplantıdan sonra bu toplantıların ikinci ayında bugün burada Şarlıurfa'da sizlerleyiz. Ve tabii en önemlisi bu toplantılarımızda, büyük bir toplantılarımızda önemli bir farklılık, önemli bir yenilik var. Esasen belki bu bizim geçen seneki hayalimizdi. Geçtiğimiz sene düzenlemiş olduğumuz başkonsolosumuz himayesinde çeşitli noktalar düzenlenen etkinliklere, bu toplantılara katılıp üniversiteye gitme kararı alan ve bugün bizde bir arada olan arkadaşlarımız da var. UCL'den Ebru Deniz ve ULB'den Kenan Kemal Polat bugün
geçen sene sizlerin arasında otururken bu seneki toplantılarda şu anda kürsünün öteki tarafında bu masada oturuyorlar. Esasen biz arzu ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu sayı çok daha artsın. Bu toplantılara girip bir nevi kendi hayatında farklı bir rota çizen gençlerimiz gelsinler, onlar da kendi tecrübelerini aktarsınlar. O yüzden ben şahsen Kemal'i ve Ebru'yu bugün bu toplantılarda, bu yılki toplantılarda masanın bu tarafında görmekten dolayı son derece mutluluk duyuyorum. Haydi Gençler Üniversiteye kampanyası da şüphesiz çok boyutlu bir kampanya, çok uzun soluklu bir kampanya. Çünkü biliyorsunuz okul dönemi, lisedeki gençlerimiz olsun, üniversitedeki gençlerimiz olsun sürekli her sene yer değiştiriyorlar. Sirkülasyon çok hareketli. Dolayısıyla bizim bu kampanyayı her sene canlı tutmamız, hep üzerine gitmemiz gerekiyor. O yüzden bu sene de bu toplantıları yapabiliyor olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Ve tabii bizim çağrımız geçen sene yaptığımız bir çağrı, bu sene de her zaman yapabiliriz. Bu kampanyanın çeşitli partnerleri var, başkonsolosluğumuza dahil olmak üzere, ÜYLM'de Türk Üniversitesi Öğrenci Derneği olmak üzere. Ama biz istiyoruz ki toplumun farklı kesimleri, diğer derneklerimiz de buna katkılarını esirgemesinler. Eğer kendilerine inanıyorlarsa, anlamlı bir katkı yapabileceklerini düşünüyorlarsa mutlaka ve mutlaka onlar da bu kampanyaya aktif olarak, belki de partner olarak destek versinler. Bizim bu toplantılardan çıkmasını istediğimiz mesaj çok net. Yani gençlerimizi üniversiteye teşvikte yeni bir hamle oluşsun istiyoruz. Ve istiyoruz ki iyi eğitim sağlam bir gelecektir sloganı hepimizin kulağına küpe olsun. Ve o nedenle ben sözü daha fazla uzatmadan bu toplantıdan çıkmasını arzu ettiğimiz mesajı bir slogan haline tekrar söylemek istiyorum. Ve haydi gençler üniversite diyorum. Gençlerimize de katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başkonsolosumuza çok teşekkür ediyoruz konuşması için. FAMİS Brüksel Aile Danışma Merkezi Müdürü Sayın Tekin Deniz konuşması yapmak üzere sizi kürsüye bekliyoruz. Sayın Başkonsolosum, kıymetli dernek başkanı, kıymetli veliler, kıymetli öğrenciler, hepinizi sevgi saygılarla selamlıyorum. Tabii geçen sene aynı toplantı yapılmıştı. Biz yine bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Az önce Sayın Başkonsolosumuzun belirttiği bir husus vardı. Bence çok önemli. Geçen sene Ebru ve Kemal liseli öğrenciler olarak bu toplantıya katılmışlardı. Belki bu projenin bir meyvesi olarak da belki diyebiliriz. Şimdi üniversite sıralarında bu toplantıya katıldılar ve kendileri konuşmacı olarak bulunuyorlar. Tabii bir de benim kendi açımdan bir husus var. Geçen sene bu projede ben bir üniversite ve iki liseli bir babaydım. Şimdi ise üç üniversiteli öğrencinin babası olarak şu anda aranızda bulunmaktayım. O açıdan da kendimi şanslı hissediyorum. Bence bu toplantılar çok önemli ama öncelikle şu hususunu da belirtmek istiyorum. Tabii az önceki konuşmasında Sayın Başkonsolosumuzun da belirttiği gibi işler tek taraflı olmuyor. Şimdi Sayın Dernek Başkanımızın burayı açması, sizlerin buraya kalkıp gelmesi, pazar gününde bu meseleyi gençlerimizin gelmesi önem verdiğini gösteren çok önemli kriterler ama tabii elini taşının altına koymak meselesini de ön plana çıkartmak lazım. Ben özellikle iki senedir bu kampanyaya verdiği özel destekten dolayı Sayın Brüksel Başkonsolosumuz Ali Barış Ulusoy Bey'i tebrik etmek istiyorum. Bir özel alkış istiyorum. Az önce kahvaltı yaparken masamızda bir hanımefendi şöyle demişti. Ya daha önceden böyle sahneleri biz görür müydük? Yani başkonsolosluğa gitmek için yani gittiğimizde yani öyle şeylerle karşılaşırdık ki içeriye girmek şöyle dursun hani böyle şeyler. Şimdi Sayın Başkonsolos bizimle gelmiş, kahvaltı yapıyor. Böyle aramızdan bizden birisi olarak bu tür şeyin içerisinde bulunuyor demesi bence işi olayı özetliyor. Artık farklı bir anlayış var. Artık farklı bir bakış açısı var. Tabii bütün bunlar da bizim sorunlarımıza çözüm olması açısından gerçekten ciddi hususlar. Gençlerimiz burada hani gönül arzu eder ki artık Türk kökenli gençlerimizin Belçika'da bundan sonra çok daha güzel yerlerde olması da çok çok önemli. O yüzden de La Turquoise Derneği bizim en büyük partnerimiz olarak, öğrenci derneği olarak kendileri de bu işe çok hassaslar, çok önem veriyorlar. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu kampanyanın çok daha genişleyerek devam edeceğini ben
ümit ediyorum. Bir hususu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz partnerlerimiz arasında Türk Telekom Mobile şirketi de var. O bize bir jest yaptı. Kendisi yaklaşık 70 tane kart hediye etti. 14 Euro'luk kart. Türkiye'yi aramak hususunda da istediğiniz şekilde çok ucuz tarifeli bir şey var. Tamamen bütün gelirleri bu kampanya için harcanacak. Program bitiminde bu kartlardan da satın almak suretiyle bu kampanyaya destek verirseniz bizi mutlu etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese, özellikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın hayırlara, güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.